Günümüzden 10 asır önce Anadolu diyarını yurt edinmek için gelen Türklerin destansı hikayelerini izlemeye devam ediyor. 11. yüzyıldan itibaren atlarını Asya'nın batısına süren Türk fatihler 1071 yılında Malazgirt Savaşı'yla bugünkü Türkiye topraklarının kapısını sonuna kadar açtılar. Sultan Alparslan komutasındaki Bozkır'ın çocukları savaş meydanında kazandıkları bu yeni coğrafyayı ellerinde tutabilmek için Orta Çağ dünyasında yeni sayılacak yönetim biçimlerini uygulamaya koydular. Sultan Alparslan, Malazgirt Savaşı'nda ordu yönetme becerilerine tanık olduğu beylerini Uç Bey'i olarak Anadolu coğrafyasının içlerine doğru gönderdi. 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Alparslan'ın komutanlarına fethet, yönet mantığıyla bölgeleri ihda olarak vermesi sonrasında Anadolu'da doğudan batıya doğru işte Erzurum ve civarında Saltukluları, Erzincan ve civarında Mengücekleri, Sivas ve çevresinde Danişmentleri, daha güneye indiğimizde Mardin civarında Artukluları görüyoruz. Bu bahsettiğimiz beyliklerin belki de Anadolu tarihi açısından, bölgenin Türk İslam tarihi açısından yadsınamaz en önemli faydaları, gerçekliği, buraların gerçek manada bir Türk yurdu olarak şekillenmesinde ve bin yıllık bu kesintisiz hakimiyet sürecinin devamında en önemli etken olmasıdır. İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise Selçuklu Sultanı'na bağlı birinci dönem Müslüman Türk beyleri, kervan yollarının etrafında bulunan toprakları kendilerine yurt edinmişlerdi. Düşman kuvvetlere sınır olan bölgelerde barınan Türk beylikleri muhteşem bir sosyal doku oluşturdular. Geçmişi bronz çağına kadar dayanan Anadolu ticaret yolları üzerinde Türkler o döneme kadar görülmemiş bir imar faaliyeti gerçekleştirdiler. Uç beyleri mülkün gerçek sahibine şükran duygularını dile getirip güçlerini ve ihtişamlarını düşmanlarına hissettirmek hem de sultana olan bağlılıklarını göstermek için eşi benzeri olmayan binlerce yapıyı Anadolu'ya kazandırdılar.